Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammed'in salavat. Şimdi sen ne dedin? Dersin manevi yatına girmek için şey yaptım. Aklın cevheri, mesela kalp daha sonra geliyor. Bak şimdi ne biliyor musun? Bunların sıralaması hepsi aynı anda ve orada. Yani mesela benim aynı anda gördüğüm gibi, duyabildiğim gibi, koklayabildiğim gibi, meyvenin örneğin yerken aynı zamanda kokusunu alabildiğim gibi, bunlar da öyle aynı anda iç içe. Birlikte mi çalışıyor? Mesela çekirdek değil mi, çekirdek? Aynı anda en sonla en baş, sert de yumuşak, kokuyla tat, kütük de renk. Hepsi aynı yerde değil mi? Aynen. Aralarında mesafe de sonsuzdur. Çünkü boyut farklılığı var. Boyut farklılığı fizikselce bizde de esma meratibi diyoruz. Esma meratibine boyut farklılığı desen de aynı tutuyor manası. Aynı yerdeler hepsi. Mesela şimdi bu suydu. Ha? Bu suydu. Yani yok, şöyle de şey yapalım. Yani mesela şu. Şuradaki şey bunu göremez. Burayı göremez. Yani yatay düzlem. Yatay düzlem. Bir böyle gidiyor, bir böyle gidiyor. Bir böyle gidiyor, bir böyle gidiyor. Yani önündekini ancak görür. Ama üçüncü boyuta gelse derinlik de oldu. Hepsine şey. Dördüncü boyut düşün, beşinci boyut düşün. Fizikçilere göre, kuantum fizikçilerine göre 12. boyut tanrıdır diyor. Evet. Kuantumculara göre 12. boyut, o artık boyutun bittiğidir. 11. Ama şeyi kaçırıyorlar abi. Mesela bu 12. boyutu 3. boyutta araştırıyor. 4. boyuta geçtiği zaman o 12. boyut da o olmayacak o zaman. Boyut denen bir şey belki olmayacak. Olmayacak ama şu. Farklı bir şey. Yani yok. Böyle 1-2 diye sıralama değil. 1'de 12'de var diyor. Yani her şey her yerde aslında. Kuantum fiziğine göre. O kanun ucunu... İşte buldular onu. Onu kanun ucunu buldular. Mesela diyelim ki atom düşün. Atom altına indiğin zaman kuantum, kuarklar yani. Orada her bir şey olması gereken her yerdedir. Filmini yapmışlar abi. Bilmiyorum onu. Öyle mi? Bu şey var ya, ben bir sizin dersi işte bu ruhun inbi sahtacılık. Bazı da müstakbel hazır hale filmini yapmışlar. Allah Allah. Şimdi Doğu öğretilerinden Afgan, Çin, İran, şey Çin diyorum. Afgan, İran böyle bizim o şeyler mesela Beykoz'da vardı. Orada şey tuttular, daire, bir villa tuttu Amerikalılar. Ben gittim ya çünkü beni de çağırdılar. Bir Arapça, Osmanlıcayı eski eserleri tercüme edip Amerika'ya götürüyorlar. Sonra onlardan alanlar da filmde yapıyor tabii. Biz ilmi araştırma yapıyoruz diyor. Yani her kitabı tercüme ediyor. Ondan sonra bizim bu dersleri inan tercüme edeceklerdir o zaman ve mekan boyut derslerimiz. Ondan sonra dinliyorlar, alıyorlar o cümle, ondan sonra onu ekliyorlar, biz bulduk diyor. Mesela Einstein teorisine karşı teorimiz var. Ben görürüm veya görmem. Medya onların elinde olduğu için seni nazara vermiyor. Ama gelecekte o teori aktif olacak. Vesaire. Yani birinci boyutta, 12. boyutta var. Şimdi gelelim biz mevzumuza. Birinci dersi yaptık. Miraç nedir? Tamam. Bunu çiziyorum. Miraç'ın en öz şeyi ifadesi o. Çekirdek ilişkisi değil mi? Hayt itisal. Bir tane daha var istersen, onu da şey yapayım. Miraç nedir? 562 var bir tane. Orayı mı okuduk? Burada da ayrı bir şey. O ayrı bir tanım. Orada ayrı bir şey söyledik. Yani meyve ile çekirdek arasındaki hayt itisaldı.
Tamam. Aslında her şey her yerde, mesela çekirdek buna misaldir. Sonda başta aynıdır. Ben bir zamanın nasıl kıvrıldığını iş yapmıştım. Usta diyor ki zaman hattı mustakil üzerine gitmiyor diyor. Elips var hareket ediyor diyor. Kalemin içindeki yay gibi. Böyle. Haşir meydan da bu işte yani. Alem şehadet yaratıldı. Güneş sistemi devam etti. Aynı böyle devam ediyor sonsuz. Böyle güneş ve güneş sistemi aynı helezonik yay hareket ediyor. İşte haşir meydanı işte bu başlayıp bitirdiği bu koridorun adı. Yoksa dünyamızın güneş etrafına çizmiş olduğu yörünge kadar değil haşir meydanı. Yani bu dünyamız güneş etrafına çizerken aynı zamanda helezonik hareketin içinde olduğu için o haşir meydanı dünyanın çizdiği yörünge diyor ustad. Yani o zannediliyor ki güneş etrafındaki güneşle beraber çizmiş olduk böyle şeydir. Şimdi burada miracın başka bir tanımı var. Mirac ise velayeti Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam kerameti kübrası hem netice-i ulyası olduğundan risalet mertebesini inkılap etmesidir. Etmiş. Nebilikten risalete. Evet. Daha önce değil miydi? İdi. Ahmet kullandı yaz. Evet. Ahmet'in, Muhammed'i inkılap etme şeyidir. Aferin. Aferin. Öyle katılımcı olur mu? Ben onu da diyecektim. Çünkü daha önce Resul değil miydi? Pat, sen. Ahmet'in Muhammed'le şey yapması. Tanışması diyelim. İnkılabı diyelim. Ahmet'in Muhammed'e hakikati vardı. Mahiyetine inkılap etti. Çekirdek patladı mı? Evet. Çekirdek patladı. Zaten mucize de Ahmet'i diyor mesela. Muhammed kullanamaz orada. Yok, kullanamaz orada. Mirac Ahmet diyor. Mirac Ahmediye. Muhammed olmaz çünkü. Olmuyor. Oraya gidiyor zaten. Oraya gidiyor zaten. Ha, bazen Mirac'ı Muhammed kullanması pergeli o Muhammed'in Ahmet beşeriyettir, peygamberliktir, resulüktür. Muhammed o çekirdeğin adıdır. O çekirdeği kastederken kullandığı zaman Muhammed o zaman anlayacaksın ki Muhammed onu kullanıyor. Yani Ahmet'te, Muhammed'de var ama patlamamış çekirdek olarak var. O Miraç o zaman nedir? Ahmet'in Muhammed'e inkılap etme serüvenidir yani bütünlüğüdür. Burada da onu diyor zaten. Miraç ise velayet Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam kerameti kübrası nasıl, ne demek? Miraç kerameti kübrasıymış. Mucize demiyor, keramet diyor. Keramet diyor. Mucize değil. Oradan geliştir. Oradan olsa mucize olur. Buradaki şey. Çünkü velayetiyle gitti, risaletiyle döndü. Keramet diyor. Bu şeyi yok yani. Mucize demiyor. Mucize-i kübrası demiyor. Gösterdiği mucize değildir bu. Kendi inkılabından bahsediyor. Mucize Allah canibinden beşere bakıştır. Keramet Allah canibinden Halik'e bakıştır. Miraç ise velayet Ahmediye'nin aleyhisselatü kerameti kübrası, mucizesi değildir. Ve hem mertebe-i ulyası olduğundan risalet mertebesini inkılap etmiş. Yani Ahmet, Muhammed'i inkılaba etme dönüşüm şeyi. Eğer risaletiyle gitmiş olsaydı her Resul o mertebedeki miracı olurdu. Resulü gitmeye sebep olsaydı. Allah Resulü'nün velayetine diğer peygamberler yetişemediği için onun velayetine yetişemediğinden onun miracı o seviyesinde, o kalitede olmadı. Bu Resul ile Nebi arasındaki fark miraç yapmaları mı? Yapan kitap değil. O kitap. Yok, kitap da bir noktada da miraç diyebilir miyiz? Miracın şeyi var. Miraç yapmış olan mesela Yunus Aleyhisselam yapmış mı miracı? Yapmamışsa yok, her peygamberin miracı var. Var mı? Var. Ama miraç ikiye ayrılıyor. Miracı Ekber-i Muhammedi diye kullanıyor 6. şuada. Şimdi Ekber deyince asgari yok mudur? Yani miracı Ekber-i Muhammedi deniliyorsa miracı asgari Muhammedi de var. Onun için Ahmediye veya Muhammediye'de okudum galiba. 33 tane
Miraç var. Çünkü Miraç zaten bir nevi huzura kabulün olan namaz ile diyor. Namaza, ustad burada diyor, namaza fikrini, hissini, kalbini bindirirse Miraç yapıyorsun. Biz namaza bindiremiyoruz. Namaza fikrimizi, hissimizi, kalbimizi bindiremediğimiz için şuurumuzda, şuurumuz yok. Eğer bindirebilsek namazın hakikatine vasıl oluyorsun. O zaman namaz nerelerin ifadesi ise orada olacaktın. Bu kalp ve ruh seviyesine çıkmak, akıl seviyesini bırakmak mı? Hayır. Yani bir makama çıktığın zaman öteki makamı bırakmak değildi. Şöyle diyeyim. Sen üniversite okuyorsun. İlkokulda okumadın mı? İlkokulu bırakmış değilsin. Peki üniversite okurken 3, 2 daha kaç yapar? 5. Bunu üniversitede öğrenmedin ki, ilkokulda öğrendin. Hala orada kullanıyorsun. Hani bir mertebe geçince ötekisini bırakmıyorsun. Devam ediyor. Miracın batını velayettir. Ne demek? Miraç iki tanedir. Bir zahiri, bir batını. Miracın batını velayettir. Ne demektir o velayet? Haktan hakka gitmiş. Velayet haktan hakka mı oluyor o zaman? Velayet budur. Miracın batını velayettir. Ne demek o? Velayet. Vilayet de denilir eski Osmancalarda. Halktan hakka gitmiş. Zahiri miraç risalettir. Haktan halka geliyor. Haktan, Cenab-ı Hak'tan halka geliyor. Uyguluyor. Velayet, üçüncü izahı. Bu aynı yerde üçüncü izahı yapıyor. Velayet, kurbiyet meratibinde sülüktür. Yani dolayısıyla miracı anlatıyor. Çok meratibin tayine ve bir derece zamana muhtaçtır. Nuru azam olan risalet ise akrebiyet ilahiyenin inkışafı sırrına bakar ki bir an-ı seyale kafidir. Yani işte inkılap görüyorsun. Şöyle diyebiliriz yani, nasıl yapacağım? Şöyle meyvenin olgunlaşması mı? Zamanı girseydik zamanı şey olacak, antikadır o zaman da. Zamanı kıvırıyor yani hadise, velayet ve hadiseler. Çünkü zaman böyle gitmiyor diyor. Zaman hadiselerle kıvrılabiliyor. Sen istersen kıvırabiliyorsun. Mesela ahir zamanda zaman çabuk geçecekti. Bak şimdi. Şu bir yoldur. Yani inişli çıkışlı kabul edin. Tamam mı? Şimdi burada bir karınca geliyor, geliyor, iniyor, çıkıyor, geliyor, iniyor, çıkıyor, geliyor, iniyor, çıkıyor. Tamam mı? Zaman böyledir yani. Haddi müstakimin içinde değil. Düşünceler zamanı değiştirir. Zamanı eğer. Mesela uçakta korkan kişi, uçak zaman geçmez. Dikey olarak giderse. Heh bak. Helezun yay çok güzel. Aa bak çok harika oldu. Aa işte. Açtığın zaman uzadı. Ama bak aynı yerde. Şimdi ben bunu uzadı mı? Bastırdı. Zamanı bastırdı burada. Bastı zaman. Bastı. İki, başı ile sonu bir oldu. Açtı. Tamam. Şimdi bu da böyle. Açtık, bastık. Aferin lan. Zeki insanları severim Allah'a. Ben de fazla zeki oldu değil. Muhatap oldu. Deli geçti. Bu kadar yolu bir an-ı seyali. Bak bir an şu. Bir an. Ötekisi ise yürüyor hala. Fizik gitti yani. Git. Yani buradan başladı. Burada bu deliğe gelebilmesi için bu kadar yer alacak. 18.000 alem oluyor. Evet, buralar işte 18.000. Başladığı yerdesin. Hiçbir yere gitmiyorsun. Batını veren. Fizikçiler abi uzayda uzayı bükmek diyorlar. Hı. Böyle gösteriyor yani. Şöyle yapıyor. Bir yerden bir yere uzaydan gidebilmek için bu kara delikler var ya. Diyor ya işte, fantastik bir şey. O kara delik göğe uzayın böyle katlanıp delinmesi gibi. Buradan girdiği zaman kara delikten evet. Diğer çok antika. Hayret. İnan hayret. Bak tevafuk etti.
He. Aynı o örneği veriyorlar abi. Allah Allah. Aynısını o şekilde gösteriyor yani. Uzayı böyle, hatta film bile var. İnan bilmiyorum. İtimat et. Bazen şüpheleniyorum abi. Gizli. Çünkü Amerika diyor buranın en küçük hadisesini merak ediyor da Risale-i Nur diyor buranın en büyük hadisesidir. Bunun lakayt kalamaz diyor. Ustad Asay Musa da diyor. Amerikalılar için. O dediğiniz bilinmeyen kitapları yani hiç duymadığımız çevirip yapıyorlarsa bunlar... Ben Beykoz'daya, Beykoz'da gittim. Şey, konuyu dışına çıkacağım ama çok az Avatar filmi izledim. Ne? Avatar diye bir film çekti. Adamlar şeyi çekmişler, Alem Berzah ve Tuğr Mudruk var ya, onlara Toruk Maklu koymuşlar, yeşil büyük bir kuş. Bak. Adam dinliyor, saçına bağlıyor, onun ruhuna giriyor. Bak şimdi bu zamana, bast, kaps, bast, bast, kaps, açıp kapanma. Ama bu, bununla dolaşıp adam başıyla sonu aynı. Çünkü insan 18 bin alemidir. Gittin ya, gitmek istediğin yere burada da gidebiliyorsun. Ama imbisat ederek, mülk ve melekütünü gezdirerek... İşte o zaman değişiyor işte. Onun için miracın hakikati ayrı, mahiyeti ayrı, sureti ayrı. Velayetiyle niye gitmiş? Yani o zaman ne gerek var? Yani ikisi de öyle olsaydı mı? Ha şimdi eğer risaletiyle gitse Resullerin hepsi buna mazar olacaktı. İşte zaten bir sorumuzda şey var. Bunun ne karı var yani? Çünkü... aleminde o inkılapları yaşadın. Aleminde o inkılapları yaşadın ama realitesini de görürsen o meratip ayrı bir meratip. O zaman sanki velayet de lüzumluymuş gibi anlıyor. Kesinlikle lüzumludur velayet. Sanki biz hep akrebet diyoruz ya. Evet, hayır. Akrebetsiz velayet, kurbiyetsiz velayet nasıl olacak? Sen bana söyle hele. Bu alem-i şehadette nasıl olacak? Böyle bir şey olur mu? Zaten Allah akrabiyeti verince sende ortaya çıkan kurbiyettir işte. Yani mesela şu. Şöyle diyeyim. Dünya sen ol, güneş ben olayım. Vurdu mu sana? Yol açılmadı mı? Senin bana açı, senin de bana, ben sana vurunca bir yol açtım. Dozerle yol açtım. Senin de bana gelmen için mi yol oldu işte. Senin bana aynı yolu kullanmaya kurbiyet deniliyor. Yani akrebiyet kurbiyeti araladı. Ortaya çıkartan akrebiyettir. İlk önce Allah'tan başladı olay. Abi şey diyebilir miyiz? Mesela Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ilk Hira'ya girdi ya. Şimdi mesela diyoruz ya. İlginç değil mi? Yani akrebiyet kurbiyeti çıkartıyor ortaya. Akrebiyeti özür dilerim şey Yusuf'a. Alacağım abi. Çok ilgimi çekti de hayretini. Çünkü hayret edilmesi lazım. Hayret etmeyeni hayret ediyorum bu sefer. Çünkü... akrebiyet olmadığı zaman kurbiyet nasıl çıkıyor? Kurbiyet bahsedemezsin. Kurbiyette gidenler nasıl oldu abi? Kurbiyette o akrebiyet olduğu için gidebilmiş. Ya da doğrusu akrebiyetle kurbiyetin beraber olmasıdır. Yani onaylanmazsaydın onaylayabilir misin? Akrebiyet onaylanmaktır. Kurbiyet ise onayladığını onaylıyoruz. Mesela aynı zamanda akrebiyet hidayettir. Kurbiyet ise imandır. Hidayeti onaylarsan ortaya çıkan şey iman denir. Allah tarafındaki tecelliye hidayet veya akrebiyet, beşer canibinden o geleni onaylamak, iman, reddetmek, küfür, onaylamak kurbiyeti ortaya çıkarıyor. Bizde şey nasıl olacak bunun? Mesela hani velayetine gitmiş, sözmüşte bizim içinde bir şey var. Aynısı var. İşte onu kullanacağız bunu. Bize tabii. Ama şöyle diyeyim. Harf ediyor bir şey. Şimdi bak. Bu şu ders velayet zorlamasıdır. Velayet şeylerin anlatılmaya çalışılıyor. Yani sen de haber veriliyor, sana haber veriliyor. Sen de böyle bir şeyler var. Sen de bunları fikredip, hissedip, bahsedip, zevk etmek uyanması. Farkındalığın kurbiyetin başladı. Velayetin başlıyor. Orada olması. Tabii tabii. Hemen çünkü düşündüğün yerdesin. Mesela diyelim ki şöyle. Abi bunları düşünüyor falan. Bak kardeşim düşünce hayalden ileridir. En düşük tahayyüldür. Düşünmek tasavvurdur. Düşünmek. Akletmek taakkul. Üç mü? Peki sana şöyle söyleyeyim. Sen hayal ettiğin şeyle etkileniyor musun, etkilenmiyor musun? Cinselliği hayal ediyorsun, etkileniyorsun. Birisini vuruyor, nasıldır falan.
Gadab'la alakalı şey yapıyorsun, etkilenmiyor musun? Niçin etkileniyorsun? Ya o hayal ettiğin buradadır ya veya sen oradasın. Hangisi? İkisi de aynıdır. O burada var da hayal ettiğim zaman aynı ben tabi ha yanımdadır ha hayal ettim. Aynı değil mi? Peki hayal ettiğim şeyle ben etkileniyorsam düşündüğüm şeyle otomatik orada değil mi? İştah yok adam. Niye adam ceset buluyor? Şey gitmiş ya. Ha. Demek ki biz velayet bununla başlıyor Osman'ın. Yani bu aralamak, bunu fark et, velayet, ya neymiş, ya elini ayağında tutulacak bir şey söyle bana. Ya arkadaşlar, bunları konuşmak velayet mertebeleri başladı. Mesela bir mesafe aldığına delil nedir biliyor musun? Biraz önce ne yaptın sen? Onaylamaktır, kumbaraya para attık, tak aşağı indi. İniyor demek. Velayet başladı o. Mesleğimizde sanki velayet yokmuş. Hep biraz kerih gibi. Akrebiyetmiş gibi. Yani benim alemde öyle bir hep akrebiyetçiyiz. Velayet bizde yoktur. Olur mu öyle olur şey mu gibi? Ya? Biz ezbere biliyoruz. Ben öyle hissediyordum. Ama işte Miraç'ta Peygamber... Kardeşim velayet akrebiyeti verilen cevaptır. İhsan. Akrebiyeti verilen cevap. Onu yazarsın. Yazınca kaçıyor. Dinleyip evet. Yazma. Cevaptır o. Akrebiyet yol açıyor. Dozerle geliyor, köyde yol yok. Gor 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 açıyor. Ondan sonra onlar da iniyor. Ha? Hadi gel bakalım. Ondan sonra sen gel. Yani o yol açılmasa ne kim nereye gidecek? Kim kime ne zaman nasıl gidecek? Yani Allah canibinden beşere yol açılacak ki beşer canibinden Allah yol gitsin yani. Devam ediyor Miracı 3 tane tanımlama. Velayet, kurbiyet meratibinde suluktur. Yani nasıl yok? Peki velayet, Allah, coşmak değil ki ya. Bunlar deniz fıtratlı insanlardır. Deniz düşeni dışarıya atar sahile. İçeri bir şey geldi, Allah. Göl olmak lazım. Düşeni yutacaksın, aşağıya gömeceksin ya. O da eksik değil, o da yani Allah onu da yaptı, onu da yaptı. Ama bir şey bilelim diye. Niçin söyledim bunu? Velayet, kurbiyet meratibinde sülüktür yani. İçsel sezişlerdir, doğuşlardır. Fark edişler var. Hissedip, mahsedip, sevk etmek var. Tahayyülde, tasavvurda, taakkulda böyle meratipleri fark etmektir. Sonra ondan sonra dalarsın böyle. Allah Allah. Böyle. Mevcudat pencereleriyle. Evet. Pencereleriyle vacibül vücudu seyredersin. O Hira'ya Peygamber Efendimiz'in girmesi mesela hani batın dedik ya abi. O batını aslında mesela zahiri dünya burası zahir değil mi hani bizim gördüğümüz. Zahirdeyken batına giriyor. Orada aynı yerde. Velayeti orada içsel başlıyor. Mesela o Hira'da orada başlamış aslında tabii canım, yani. Tabii orada olmasa rahat ol la tahsen veya la takhaf. İnna Allah ma'ana. Yani o nasıl der? Yani bir beşersin de endişe edersin de kapıda adamlar şey yapıyor. Yani düşmanlar vesaire. Niçin endişe etmiyor? Mülk de melekut beraber görüyor. Yani beşeriyete uygun değil bu. Yani hiç endişe etmemek. Hiç uygun değil. Olmaz yani. Beşeri kanunlar ne kadar iman olursa olsun. Gene iman gaybidir. İman gaybadır. İman gaybidir yani. Peki bu ne oldu? Gayblikten çıktı. Mülk-i melekutu zahirle batını beraber görüyor. Rahat ol dedi ya. Bu kadar rahat nasıl olur? Üstad peki kadere nasıl soruyordu? Alıyordu, çarpıyor formülleri, koyuyor falan. Ya böyle çıkmaması lazım ya. Niye ben herkesin hakkı olan bu helal yoldan alıkonuyorum? Niye böyle diye bu formülde böyle çıkmıyor mu dedi yani. O da... Evet. Şimdi çok ilginç o da yani. Evet. Çok aklından bir şey yapamadım. Tabii herkesin makbulü ve şeyi olan ve meşru olan velayet yollarını istemek, keşif keramet istemek, manevi terakki istemek. Bu bize ne diliyordu diyor. Bir de çok ilginçtir.
Bu hususi geçen ilk defa dün derste dedim. Bir de ikinci burada demiş olayım. Mesela iki türlü insan modeli var temelde. Ondan sonra Allah tarafından model yani. İki türlü çok var da bu makamda öyle diyorum. Mesela adam hata yapar, Allah tokatı vurur. Sivildiği için yani. Hiç tokatı vurmaz. O ahirete kalır. Bunun adı sana vuruyorsa atandan sonra bunun adı şefkat tokatıdır. Niye geliyor bu şefkat tokatı? İkaz ediyor. Geri dön yapma bir de günahını temizliyor. Öyle değil mi? Bu neye binaen geliyor? Yaptığın hatadan dolayı. Bir kullar var ki daha hata yapmadan tokat geliyor. Sakın ha. Testi kırılmadı. Bu çok ilginç bir makamdır. Peki ne işine yarayacak bu delil? Onun için anlatıyor. Bu söz ne işine yarayacak? Ya ben ne yaptım? Niye bunlar başıma geliyor? Allah Allah. Ya bu sıkıntı, bu dert. Bana niye geliyor? Bundan geliyor sana. Bir şey yaptığından değil. Korkma. Yani bana diyor, bak diyor, 28 sene görmedim eza, cefa kalmadı. Zalim zulmü tamam. Ama kader niye musaade etti diyor. Bana diyor ki diyor kader bu olayla. Daha bir şey yapmadı. Sakın sakın ha. Hizmet imaniye Kur'aniyeni, şahsi kemalatını ve terakkiyatına ve azaptan ve cehennemden kurtulmaya vesile ve vasıta yapmayasın. Bir şey yapmadım diyor daha. Sakın ha, azaptan ve cehennemden kurtulmana, maddi kemalat ve terakkiyatına vasıta ve vesile yapmayasın. Ben diyor bütün bütün men ediliyordum. Oysa makbul ve meşru olan bir şey. Ha demek ki nur talebelerine de bize de sirayet etmiş. Bir eline sağ tarafına böyle şey sol tarafına cehennemi, cehennem endişesi olmayacak. Cennet ümidi de olmayacak. Koydun bu arkaya. Göğsünü gel, Allah'ı Allah olduğu için seveceksin. Beni cennete koyacağı için Allah sevilmez. Halk sevecek. Ben Nurcu'dan bahsediyorum. Beni cennete koyacak diye Allah sevilmez. Beni cehennemden kurtaracak diye Allah sevilmez. Niye seviyorsun? Allah Allah olduğu için. Allah olduğundan hak ediyor. Benim sahibim olduğundan. Bunun adı rıza ilahidir. Ben işte bütün bütün meneli diliyordum diyor. Azaptan ve cehennemden kurtulmaya. Maddi kemalatıma. Maddi ve manevi kemalatıma, terakkiyatıma. Sol. Cehennemden ve azaptan kurun. Koy arkaya. Hayır diyor. Rıza ilahi. Rıza ilahi bunun adıdır. Beni işte La Tahsen'e çağrıştırdı nedense. O yüzden ifade etti. Evet. Şahsi kemalat nasıl şey yapacak? Bana sana gerek sana. Yani bu bak bu şu tokat anladık mı? Mesela kimisi hata yapar. Bak hata yapar. Tokatı vurur. Hemen Allah neye geldi? Şunu yaptım. Bunu dedim. Veya bunu yapmadım. Bunu demedim, gitmedim. Hemen anlar, geri döner. Nasibi varsa geri döner. Anladığı için kefaret olur. Anlamasa hiçbir şey olmaz. Bu bazı peygamberlerde tövbe haşa estağfurullah. Hani Yunus Aleyhisselam'ın balık karnındaki miracı bu sebep. Ama bu da oldu ama ötekileri de vardı onların. İkisi de geliyor. İkisi de geliyor. Ama mesela ustada diyelim ki bir tanesini söyleyeyim sana. Erek dağına çekildim diyor. Ama kimse gelmesin. Tamam mı? Kimse gelmesin. Ben kendim. Ha bu birincisi. Yaptı hata tokat yedi. Ama. Sürüldü. Evet sürüldü. Sürülmesi. Yaptı hatadan geldi. Bu cins tokat da var. Başka cins de var ustada. Yapmadığı bir suçtan yaparsın ihtimaliyle önceden vuruyor. Yaptıktan sonra vurursan mesela yaptın yanlışlık eksi bir kazandın. Yanlışlık yok. Verdi Allah sana tokatı. Anladın sıfırladın. Artı bir. Bir. Ama hata yapmadan tokat gelmesi artı bir desin. Eksi. Anladın mı? Bu başka tokattı. Yani sıkıntıdır. Ne işimize yarar? Uygulayalım. Ben onu şeyi çok seviyorum. Bana mekarı var. Yani ben ne yaptım kardeşim ya diye özgüvenini yıkma. Bana bu tokat niye geliyor? Bu hastalık niye geldi ya? Ya benim yani Allah Allah ömrüm. Ya sen karışma. Çünkü sana önceden çakıyor. Yaptıktan sonra çakıyor. Testi kırıldıktan sonra dövsen ne olur? Testi geri mi gelecek? Testi kırıldı. Kırılmadan döv ki. Döveceksen.
Ha, dövmedin. Kırıldıktan sonra da şey yapma. Üşüdünse kapat. Ne kadar sorun değil ya. Ha, kapat, sorun değil, kapat. Kapat. Çok beraati bir tayına bir derece zamana muhtaçtır. Nur-u azam olan risalet ise akrebi tilayının inkişafı sırrına bakar ki bir aynı seyali kafidir. Mesela gitti geldi velayettir. Bir anı seyale risaletiyle olmuş. Bunun gibi. Bütün alemleri gezdirdi var ya tayına, tay meratip yaptırdı, ettirdi falan. O velayet. Velayetiydi. Çünkü velayetiyle gitti. Bak niye gitti? Velayetiyle gitti, risaletiyle döndü. Soru şöyle soruluyor. Niçin velayetiyle gitti de risaletiyle gitmedi? Eğer gidiş sebebi risalet olsaydı her Resul aynı mertebeyi kullanması lazım. Velayetiyle gitmesi herkes, diğer peygamberler hiçbir tanesi bunun velayetine varamadıkları için böyle bir hakkı kazanamadılar. Bu böyle bir miracı. Miraçları var. Peygamberin de miracı var. 32 tane miracı var ama bunun gibi velayet değil. Azami evet. Şöyle diyor. Velayet yok. Ekber. Miracı Muhammed-i Ekber'i de. Ekber diyor. İnkılap olduğu için Muhammed deniyor. Miracı Ekber'i. Ekber dediğine göre asgar da vardır. Ondan sonra bu ne dedik? Miracı böylelikle ne olduğunu? Tecelli zatını okudum. Derste. Ondan sonra miracın batınısı zahirisini. Bu zatta mahiyetsiz zatla tecelli eden zat yok. Aynı yer mi? Yok. Değil mi? O mahiyeti zatiye. Zata bakan zatı sıfatlar var ya. Ha şeyde sıfat mertebesinde. Peygamberimize de tecelli zat. Göstermeyecek mi abi? He? Hiç göstermeyecek. Peygamber Efendimiz. Bak ne ta akşamdan beri bütün herkes ve hepimiz ben de dahil hep buna kıvranıyoruz. Ya, mahiyeti zatiye hiç etmeyecek. Yani çok. Eksik şey çok değil mi? Değişik ya. Böyle... Ağrımıza gidiyor tabii. Üzülüyorum böyle, dizini buruluyorum böyle yani, bir garip bir şey var. Ya, şeytan mı götürüyor acaba oraya? Orayı düşündürmesi acaba? Yani şey, yani şey, eneye zat gözükebiliyor, yani ayağın olabiliyor ama gene mahiyeti zatıya olmuyor işte. Ama en azından bunu biliyoruz abi. Zat-ı akdes diyor değil mi? İşte evet. Zat-ı akdes. Evet, zat-ı akdes. Ey şiddeti zuhrunda gizlemiş zat-ı akdes. Mukaddes var mı? Mukaddes de var. Zat-ı mukaddes. Peki orası düşünülebilir mi? Tefekkür edilebilir mi? Yok. Şey değil, değil mi? Çünkü niye biliyor musun? İstersen de yapamazsın. Ama şöyle değil. Yani, bu geldiği zaman ben yapmam gerekiyor. Ama şöyle yapman gerekiyor. Şimdi filmi ters yapayım sana. Elma. Geri gel. Filmi ters. Tomurcuk. Geri gel. Yaprak. Geri gel. Dal. Geri gel, gövde. Geri gel, kök. Geri gel, çekirdek. Daha geri gidebilir misin? Aklın son mertebesi, tefekkürü nereden takılmışsa. Akıl nereden takıldı? Akıl nereden takıldı? Alem şey cehal. Lef-i mahfuz. Akıl ne kadar terakki ederse etsin, lef-i mahfuza kadar girer. Ondan sonra geçemez. Zaten Cebrail dedi ki bir anda daha tamam. Çünkü akıl, ceberut, Cebrail, cebredi güç. Yani cebredici güç demektir. Akıl aynı zamanda. Güçlerin bütünüdür. Cibir. Ceberut. Tasavvufta ceberut alemi denilir. Yani Cebrail, Ceb, İl, isimdir İl. Mikail, İsrafil, isimdir Allah'ın. İbrahim Aleyhisselam'ın yani diğer peygamberlerde kullanılan isimdir. Yani cebredi bir güç. Güçlerin yükünü. Akıl olmaması bunun yani... Akıl diğer, oraya kadar var. Ama bebek de annesini hissediyor, seviyor, biliyor şefkatini. Yani o akıllılığı evet. Bilmiyor. Mesela hatırlayamayabiliyorsun. Ben onu söyledim. Gidip de gelen var deyince var dedim. Sen nasıl dedi? Anne karnından geldiğini aklın demiyor mu? Bir tanesi çıksın bana desin ki ben annemin karnına gelmedim. Var? Yok. Peki annenin karnından geldiğini, karnına geldiğini hatırlayanı var mı? Yok. Hatırlamıyorsan yoktur diyebilir misin? Heh. O zaman Miraç'ta o akıl lef-i mahfuza kadardır. Ama biz oradan gelmişiz.
Ondan sonrasını akıl kabul ediyor mantık. Yani niye? Anne karnında doğdu mu doğmadım. Doğdum. Oradan geldiğine göre orayı hatırlıyor musun? Yok. Bir yaşını hatırlıyor musun? Yok. O kadar ya. Sen işte 2, 3 veya 5 bir hatırladın. Ama hani, ama hatırlamıyorsam gelmediğimin manasına gelmez. Onun için akıl niye zatı tefekkür edemez? Lef-i mahfuzdan takıldığı için son mertebesi odur. Arş-ı azamı tefekkür edemez. Ancak gelen haberleri söyler. Cennette imana ihtiyacımız olacak mı abi? Zaten fena fillahın olanı da iman etmeye de şey yok ki. Evet, ne cennete? Burada da olmuyor. Yani o bizim iman olmuyor. Mesela şöyle diyeyim. İman gayba değil midir? Peygamber aleyhisselam cennet cehennemi gördü, gaybı gördü. İmanı kalktı mı? Hayır. O başka bir iman şey çıktı. Bir gayb da çıktı ona. Çünkü bana diyor Kur'an kadar Kur'an verildi ama anlatmaya mesul değilim. Demek ki şeceri hilkatın dışında başka insanda olan şeyler de var. Onlara dayanıyor. İman yani zaten Allah nihayetsiz sonsuz yani şey değilse bitmemesi lazım. Evet. Yani. İman hiçbir zaman bitmiyor. Allah bitirdik bildiğim araç değil. İman gayba değil midir? Allah da gaybul gayb değil mi? Sonsuz gayb. Mesela şeceri hilkat bizim için gaybdır. Şeceri hilkatı ihata ettik. Miraca geldik. Nur-u Muhammed'e geldik. Allah bitti mi? Yani iman bitti mi? Hayır. Başka bir şey açıldı işte. Yani bir sonraki hal gaybtır. Oraya geldin. Ona göre bir gaybtır. Ondan sonrakisi gaybtır. Ondan sonrası gaybtır. Öylelikle bitmez. Hiçbir zaman bitmeyecektir iman. İman gayba oldu. Yani iman gayba derken bir sonraki mertebedir. Bitmiyor. Nihayetsiz uzarız. Tabii şimdi. Mahluka göre yaratan hep gayb olmalı. Öyle olması lazım. Ama yani böyle bir süreç, böyle yani tabii yani tefekkür ediyoruz ya yani konuşuyoruz usul biraz. Yani Allah var ki, Allah yani nasıl model yok, misal yok, mukayese yok, taklit yok, örneği yok, patenti yok. İlk ve son nasıl hatırına geldi yani böyle bir sistem, böyle bir donanım, böyle bir saltanat. Yani cem edeceksin, bütünü dağınık, bütün 18 bin noktada topla ki gör yani. Hem geneli gör, hem genelin bütününü bir yerde gör insan. Böyle. Acayip bir şey. Tek insanı muhataban. Hakikaten Allah acayip bir şey ya. Nihayetsiz künler yok mu? Demin onu soracaktım. Nasıl? Şimdi biz kün bu kainat şecere dikkat oldu. Nihayetsiz de künler tabii, yok. Tabii kün 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 bir sürü. Bir defa mı dedi Allah? İşte ya Rabbim. Kün dedi kainat oldu. 18 bin alem oldu. Orada durdu mu? Kün tamam. Da durdu. Orada o zaman bir zaman mevhum gibi ya o zaman yani. Tabii zaman yani bize öyle deniliyor. İşte. Veya şöyle deniliyor. Risalede böyle bir mana da gördüm. Kün yaratılış sürecinin sonuna kadarki tümünün adıdır. Peki biz diğer birinci mana bu. Oraya gelecektim zaten. Diğer künleri ihata etme şeyimiz var mı? Yani diğer künleri ihata birinci kavli bu. Sana göre şu. Kün 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 bir sürü daha var. Ha. İkinci bir kün manası bu künün külliyatta. Yani Allah kün dedi, ol dedi, bütün oldu. Olması gerekenlerin hepsinin adı, künlerin adıdır kün. Hu 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 var ya ama bir tane büyük hu var. Sizin için kün o ama benim için kün. Kaf ve nun, sıfır ve bir. Hard diskin içindeki sıfır ve birler benim için nihayetsiz olması ya da bir artı bir eksik olması gibi bir soru bile gelmiyor aklıma. Yani. Tabii nihayetsize göre bir tane yani, bir tanesi yok. Yani yazılması gereken yazılıyor zaten yani. Şimdi yani şeye ihtiyaç yok yani öyle bir şey demeye ihtiyaç yok çünkü onlardan oluşuyor. Malzeme o. Sen ne dedin abi? Nur-u Muhammed'e çıktıktan sonra o zaman Esma kalıyor bir tek. Sen de kalmıyorsun. Ondan sonrası zaten merak edilecek kimse kalmıyor. Kim merak edecek seni? Yani kimse kalmıyor. Ortadan yani herkes çıktı. Yani mesela şöyle. Merak veya düşünce, tahayyülü sormayacak mıyız falan dedi de Yusuf. Orada şu an. Düşünecekmiş. Yani mesela diyelim ki bu su oldu. Artık buz düşünür mü? Su H2 oldu. Su düşünür mü? H2O enerji oldu. H2O düşünür mü? O zaman
tek bir şey kalıyor abi. Artık abi orada düşünmeyecek miyiz? İnkılap girdikten sonra düşünenler yok oldu ki. Düşünen yok ki. Ben geri geldim Erdinç olarak bakıyorum tekrardan. Erdinç'in nazarıyla bakıyorum. Ha evet. Oraya geldiğin zaman. Yok ben oraya gitmiştim de geldim şimdi. Erdinç'in nazarıyla bakıyorum. Buradaki esprisi ne oldu? Yani oraya gittiğin zaman gayrim nazarıyla bakmak isteyeceksin. Buraya geleceksin. Ha evet. Çok ilginç o. Mesela Allah bir kendi nazarıyla var bir de gayri nazarıyla var. Ben oraya gittim. Oraya gittin. Tamam ben bitirdim. Oldu. Ama tamam ama bir başkasının nazarıyla Erdinç'in bir bakayım. Kendimi bir bakayım. Yani oradan buraya dönüp diyeceğim. Dediğimize geldik. Hayt ittisal evet. Yapacağım abi sürekli. Yani kün aslında sürecin başıyla sonun adını inkılap sürecin ifadesidir. Yoksa künleri değil. Hayt ittisal çember şeklinde. Mesela ben şimdi burada hepimiz kaç kişiyiz diyeyim ki 20 kişiyiz. Aslında hepimiz, Allah hepimizi özel yarattı. Hepimiz ayrıyız. Ama bir ayna var mesela. Aynanın diyelim ki her birisinin pikselleri var, pigmentleri var. Her birisinin konumu yeri ayrı. İşte temsil ettiği renk ayrı. Ama esasında hepsi aynı. Yani burada herkes ben dediğim aslında bir tane ben. Ben mesela bazen bende öyle bir his var. O ben dediğim de o büyük ayna. Yani şey, ağacın, senin yani. Dediğin şey yapayım. Ağaçta 1 milyon tane çekirdek var. Aslında ben mesela Abdülkadir abiyim aslında. Bak şimdi. Ağacın 1 milyon tane çekirdek meyve var mı? Hı-hı. Var. Her bir meyve içinde bir çekirdek yok mu? Var. O çekirdek hepsi ben bendir. Ama o çekirdeği muhafaza eden elmanın tipleri hepsi farklı. Tipi. Bir tane yamuk falan. Ama taşıdığı çekirdekler hepsi aynı. O ben bir tane kökteki ben. İşte kökteki çekirdeği kündür. Bunların künlerin toplamıdır. Yoksa her an kün demiyor. Yani başka yansıması. Kün yok. Nur Muhammediler yok. Bu künler var. Nur Muhammediler yok. Tek bir tane. Evet. Çünkü diyor 15. sözde diyor ki kainatın çekirdeği olan arz diyor. Küre arz. Yani ben merak ediyordum. Acaba bu 18 bin alemden başka 18 bin alem var mı? Yani bu alemlerin bu bizim bu şeceri hilkatin şeyi bir tane ve onun çekirdeği de küre arz. Burasıymış. İnsanın mesken ihtiyaz ettiği burası. Burası boşuna gelmemiş. Şeceri hilkatin burası şeyidir. Şurayı yuvarlak yaptık ya şu. Çekirdek ha. Onu göstereyim. Ha şu. Onun bir tanesi atsanız da onu görseniz. Bütün alemlerin çekirdeği. Bir tane atsanız. Şu. Bak ha bu çekirdek kabul edin. Bütün alemlerin çekirdeği. Evet. Bütün 18 bin alemin çekirdeği burasıdır. Onun için kıymetini bilin öyle şey. Ama az önce bir şey demişsiniz yani Allah bir tane yarattı duruyor diye. Evet. Bizim şeceri hilkattan bahsettim. Bizim bildiğimiz şeceri hilkat. Bizim şeceri hilkatın merkezi bir tane. Bir tane ama bundan nihayetsizdir. Yani onun bu olması lazım gibi geliyor. Yani bilemem artık. Şimdi şu oralara dokunursak şey biraz bam telleridir. Abi vücudu olarak mı bir tane çekirdek yoksa ilmi vücut olarak da ilmi vücut sonsuz. Yani. İlmi vücut sonsuz. Yani böyle kargas denmiş. Ya, yansıttı mı? Ya dur yansıtacak. Onu görmenizi istiyorum. Yani dünya ne demektir görmenizi istiyorum. O takılmamış galiba. Orada adaptör çıktıysa. Buradan mı bakayım? Tekrar tak istersen. O da görüntüyü arıyorum diye demiyor ama. O da görüntü arıyorum. Aç tak bir dakika takar mısın? Tamam. Takar. Tamam onu iyi olurdu. Siz demek ki onunla şey yapın. Ben diğer konuya geçeyim. Tecelli zat deyince abi sıfattaki zati sıfatları mı anlayacağız? Öyle demiştiniz. Tecelli zat. Yani subuti sıfatlar, zati sıfatlar var. Tecelli zat deyince mahiyeti zatiye değil. Yani en iyi oluşturan diye külliyatta gördüm de en iyi oluşturan. Orada artık benlik, akıl, ruh falan yok. Tecelli zat, manyeti zat, o bizdeki tecellisi o şekilde olmuş. Yani hiç tecelli etmemiş değil. Zaten şunat-ı zatiye, manyeti zatiyeden çıktı. Manyeti zatiyeden şunat-ı zatiye çıktı. Oradan da sıfat, oradan da esma.
Yani mahiyeti zatiye biz buradan gidemiyoruz ama onun bu tarafı var. Yani biz ona gidemiyoruz. Onun dışa vuruşu bizi o en iyi yapan. Ben bir yerde şey okumuştum abi. İşte Müslümanların, müminlerin bildikleri esma var. İşte meleklerin var. İşte Gazali 4000 tane. Geldi çabuk geldi. Geldi ha. Tamam. Bak şimdi. Eyvallah sağ olasın. Şimdi burası şey Nur-u Muhammed'i. Şu görüyor musunuz mouse'u? Mecud. Bak onun daha yatalı oldu burası. Çünkü birinci millet vardı bu fazla. Mahiyeti zaten burası. Daha yatalı bak. Nerededir? Her şeyi kuşatan en kesif nedir biliyor musunuz? Buzdur değil mi? Ama hepsini içine alandır. En latif olan biraz böyle ona göre sudur ama buzu içine alamamış. Daha latif olan H2O'dur ama suyu da alamamış, buzu da alamamış. En cismaniyet onun için çok önemli. Cismaniyet en başı da içine aldığı için en kalitelidir. Onun için melekler cismani değildi çünkü bizden daha basittir. Ama meleklerin vücudu esirdendir, o bizde de var. Ama cismaniyetleri yoktur. Cinler mesela esirdendir. Cismaniyet şeyleri seviyesi yoktur. Bir tanesi dedi ki abi sır var, ağaç var ondan daha basit mi? Ruhları şey yok. Ağacın ruhu yok. Hayvanın his ve şuur var ama akıl cevheri inkişaf etmemiş. Onun için basittir o da. İnsan yani cismaniyet demek buz demek. Buz demek suda var, H2 var, enerji var, esir var, madde hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri. Nur Muhammed. Şimdi nerede duralım? Su. Buz değilsin bak. En son olan en kesiftir. En kesif olan en camidir, kapsayıcıdır. İşte kürerz onun için 18 bin alemden üstündür. Yani cem ettiği için. En kesiftir. Çünkü hepsini cem etmiştir. Toprak da en şey o zaman. Toprak da en cami. Mesela millete desen ki hangisi daha kaliteli Allah'ı gösterir? Hava mı? Su mu? Nur mu? Toprak mı? İlk önce herkes nur der. Sonra hava der. Su da en son toprak derler. Oysa Allah'ı en iyi gösteren topraktır. Mirattır. Çünkü çekirdeği aç yapıyor. Diğerleri gösteriyor. Buzdayken kazanılması gerekeni kazanamazsan gitti mi abi o zaman? Gittin mahvede. Buz merteben gitti. Suya düştün. Sudaki kazanman gereken mertebeyle kazanamadın. H2O'ya düştün. En üstünü buzda ama. Evet kazanamadın anne. Yani arzı kaçırdın kaçırdın. Diyelim ki yamuk yumuk bir yaşadın. Pek değerlendiremedin. Olsun şefaati kübra mazar oldun. Bir sürü şey oldu. Haşir meydanına kurtuldu cennete gidin. Gene eksiksin. Cehennem olarak sana gene yeter. Çünkü cismaniyetle kazanman gerekenleri kaybettin. Biz buraya cenneti kazanmaya gelmedik ki. La acayip bir şey ya. Burası nasıl bir yer biliyor musun? Bu ağzımı tutacağım biraz. Günahsız ortamda bile günah yapılmış. Günahlı ortamda günah yapılmaması mümkün mü? Günahsız ortamda günah yapılmış. Allah müsaade etmiş. Etmiş. Günahlı ortamda mı günahsız adam istiyorsun şimdi? Normaliz ya. He? Anormal olan normaliz. Çünkü burada olmak anormal garip yani. Cismaniyetin kıymetini bilmek lazım. Bir daha olamazsın yani. Çocuklar da mükellef olmazsa su olarak ya da hava evet. Olarak vefat etmiş. O kadar. Kuş diyor yani. O kadar kuş diyor, ustad kuş diyor, hava diyor. Çocuklar hava yani, hava aleminin. Bulut çağına gelmeyip ölenler. Hava da Allah, hava alemi Allah ne kadar gösteriyorsa o kadar gösterir. Hava aleminin cismaniyetleri kuş olur. O kadar hatırlıyor. Allah rızasını bilemeyecek. Bilemeyecek. Allah rızası, Allah'ın emrini bilmek kadar harika bir şey yok ya. Allah emrin diyebilmen için Allah olması lazım. Allah olması lazım. Düşünüyordum rüya derken düşünüyorum be kardeşim. Bu kafayla yatıyorum da Ayşe Fatma dolar makamla yatmıyor ki. Bunu tefekkür edip uykuya girene kadar ne yapacağım? O kadar bağırıp ya hakikaten biz buraya cennete gitmek için gelmedik ya. Ne diyorsun sen dedim ya kafa konuşuyor biliyor musun? Kafa konuşuyor ya. Aklım en büyük bela olur hedefini bağlamasan, ereğini bağlamasan. Biz buraya cennet için gelsek o zaman mantık ters oldu.
Madem cennete gitmek için buraya geldikse niye gelelim ki? Usta diyor ki reisun malımız olan inkişaf ve istidat ve kabiliyetlerinizi neşrinemalandırmak için gelmişiz. Cennette inkişaf etmemiş cevher olarak vardı. Hepsi çekirdek. Günahsız ortam ondandır. Dünyaya muhtacız. Günahsız ortamda günah yaptı işte. Günahlı ortamda ne yapar? En iyisi takki koyar kafaya. Bu da çok garip bir şey abi. Ha? Cennet hiç mesela aklına gelmemiş, kalbi huzur etmemiş ve bundan vazgeç diyor ya. Evet, bundan vazgeç diyor o bir şey. Neyden vazgeçin ya? Bilmedin. Rıza ilahi adını ondan vazgeç. O zaman rıza ilahi ne olduğunu düşün. Evet, yani rıza ilahi sana cehennem endişeni bırak. Diyor ki bana gelmen için rıza ilahi mertebesini cehennem endişeni bırak. Cennet arzusu hedefini de bırak. Bana öyle gelebilirsin diyor. O zaman sen kimsin? Rahmanileri bırak, rahimi lezzetlere mi geldi? Bir tuhaf değil mi ya rıza ilahi? O zaman kendinden yani kendini çıkartacaksın o zaman ya. Ya kimse yok ki kim çıkacaksın? Ham yapmayın. Çıkar kendini aradan. Kim çıkacak? Kim çıkacak? Kimse yok ki. Ölmesi de yok. Çıkar kendini aradan, zahir olsun yaradan yani. Çıktı adam. Muhyiddin Arabi olmuş ya. Yani onun hatası şeyi mertebeyi karşılıyor ama söylediği şey değil. Men Rabbuke denmiş. Biliyorsun 3 tane soru var. Bazı alimlere göre 4. soru var. Kabirde 3 tane var. Ondan sonra Men Rabbuke dedi. Allah Allah. İlk defa. Yani kim sen benden ayrı mısın? Ben mi senden ayrı? Sen kimsin? Ne farkı? Biz bizdeydik. Biz bize geldik. Bizi bizden mi sorarlar? Yani ayrılık gayrılık yok ya. Sen kimsin? Benim. Ben senim. Sen bensin. Orası burası. Ne demek yani? Sekeratı müşahede etmiş. Yok canım. Hiçbir şey olmamış ki. Şehit de şehitler de etmiyor ya. Öldüğünü bilmez ya. Ondan sonra Men Rabbuke diyor. Allah Allah. Biz bizdeydik. Biz bize geldik. Bizi o da benim yani. Sen bensin, ben de senin. Aynı şeyin şeyleri, görüntüleri. Bizi bizden mi sorarlar? Şey yani. Ondan sonra dedi ki melek, ya Rabbi bu ne diyor? Ne diyeceğim? Dedi ki onun sözleri zaten dünyada da anlaşılmıyordu. Bırakın dedi. Keşfel kubur evliyası görmüş ben. Onur dersi benim demesi gibi. Yani. Evet müstakil yani daldaki, ağaçtaki, yaprak dese ki bağırıyor. Benim. Kökteki çekirdek diyor ki bensiz kendini ifade edemezsin. Boşuna bağırma. Çiçek diyor ki ben. Kökteki çekirdek diyor ki bensiz kendinizi ifade edemezsiniz. Üstad da Risale-i Nur için mi böyle diyor? Yani kendi Risale-i Nur'la Üstad'ı hani birbirinden tefrik etmek mümkün olmuyor ya. Üstad mesela bütün nazarları evet. Risale-i Nur'a varmış. Çünkü fenafil olduğu için ruhu, yani ruh aynı ruhunda Risale-i Nur gözükür daim. Yani aynedir bu alem, her şey hak ile kaim, Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Ona fenafil olunca, Mirat-ı Bediüzzaman'dan Allah görünür daim, Kur'an gözükür daim, peygamber gözükür daim. Peygamber gözükür çünkü hiçbir beşeriyeti sokmamış ruhuna. Fenafil. Peygamber Efendimiz'e yaptı ya, muhatap kabul etti ya. Yani şey için, ümmet için. Peygamber Efendimiz de üstadı muhatap kabul etmiş. Evet, tek çünkü bu sistem böyle çalışıyor. Efendim biraz da gidelim. Miracın hakikati 566. Bir cümleyi de yapacaktık tamam mı? Öyle yapıyoruz zaten gördüğünüz gibi. Miracın hakikati Allah Allah. Mahiyet-i Miraç soruyorlar aslında. Mahiyet-i Miraç da var değil mi geçen? Vardır. Hakikat varsa mahiyet. Tabii. O deminkiler bir mahiyet miydi? Yok, hep hakikat konuşuyorduk. Hikmet-i Miraç var. Ondan sonra hakikat var. Miracın semeratı faydası, meyvesi. Dur. Hakikatı 563'te var. Hakikatı var. Allah nasıl görmüş abi? He? Allah nasıl görmüş?
Peygamberimiz mi? O bir delikanlı suratını diyor da şöyle. Ben onu anlatmaya çalışıyorum hissettiğim ama. Ben diyor bağırdım diyor. Köyde kimse varsa diyor. Değil mi? Yani şöyle bir şey yapabilir miyiz? Böyle hani bir bulut kaplamış. Bir delik var bulutun orada. Güneş vurunca güneşin süzmesi şey yapar ya. Hüzme diyorlar. Böyle şuaları. Şuaları vurur ya, o şuaların vurduğunu anlarsınız değil mi? Her taraf karanlık, bu semayı kaplamış bir delikten, öyle görmüşsünüzdür. He, o delikten içeri girince güneşin oradan indiğini görürsünüz. O güneşe aşağı Allah deyin. Tamam. O süzmeler var ya böyle fotonlar böyle iniyor ya, her birisini ayrı bir esma kabul edin. Tamam. O ayrı esmaya, esma... Şöyle bir çizgi çiz. Böyle inerken şeyler. Kes. O kestiklerini al. Onu kulasa yap. O esmaların, binbir esmanın kulasası herkesin Rabbidir. Kimisi buradan kesilmiş, kimisi buradan kesilmiş, kimisi buradan kesilmiş esma, kimisi buradan kesilmiş. Herkes kendi Rabbini görecek. Yani Rabbimiz demek, bizimi iyi dinleyin. Beni meydana getiren esmaların mertebesi var. Peygamberimizi bu mertebede yapmış kendisini. Beni bu mertebede yapmış. Tamam. Şimdi beni meydana getiren şey var ya şu an. Yani şuradan kestim. Bu bütünlüğü beni yapmış mı? Bu beni yapana bendeki o. Bende o var. Bendeki o denilir. Peki oraya pergeleni koyarsan ondaki ben burada. Ondaki ben burada. Buradan bakarsan bendeki o. Ha, Allah'ı görmek bendeki o'yla ondaki benim mulaki olmasıdır. O zaman herkesin Allah farklı oluyor. Peygamberimiz Miraç'ta Rabbül Alemin'le görüştü değil mi? Rabbül Alemin'le görüştü. Rabbiyle değil. Değil. Çünkü Esma'nın nihayetsiz mertebesine mazhar olduğundan dolayı ben merak etmiştim. Huzuru daim nasıl olur? Huzuru etem. Daim olur ama huzuru etem. Tam etem. Yani hiçbir gaflet olmaması olamaz bu. Beşer için olamaz. Meğer huzur hangi Esma olduğunu bilmiyorum ama o Esma'nın da azami derecede mazharı olduğundan dolayı o huzur gaflet müsaade etmiyor zaten. Mesela der esması zamandır. Azami derecede mazhar oldu demek her zamanda vardır demektir. Hükmediyor demektir. Hükmediyordu, hükmediyor, hükmedecek. Güzel. Denilebilir, denilir mi? Ha, denilebilir, denilir mi? Öyle. Evet, denilebilir. Denildi, öyle. Öyledir. O tabii. Yani böyle Allah hoş tabii böyle. O kadar mütevazi nasıl yapmışsa aralamış kendisini. Allah bizim düşündüğümüz gibi değil ya. Şaşıracaksınız Allah size karşı muamelesini. Çok şaşıracaksınız. Yerden göğe kadar şaşıracaksınız. Çok dehşetli böyle azametli böyle cellalı kırıp döken falan hapsedip kafanı keser falan. Öyle görmeyeceksiniz inşallah. Ya Rabbi ben seni aradım mı? Ya evet hadis-i şerifte var kabirde işte hesap veriliyor 3 tane hemen Rabbuk hemen Nebiyken hemen Dinike ondan sonra peygamberini de üçüncü şey yaparlar ondan sonra bitti neyse kazanmış tamam kazanmış belli oldu dedi ki melaike soruyor kafanı diyeceğim bir şey var mı dedi senin ya bir şey istiyorum dedi ben Rabbime bir şey diyeceğim diyor Rabbin dinliyor dedi şu anda söyle dedi dedi ki kabir ha da o kadar güzel Allah ki, acayip bir şey yani. Ya Rabbi, dünyada ben seni hep aradım. Hadis ha. Hep aradım. Neredeydin? Allah da cevap veriyor. Ben sendeydim, sen neredeydin? Böyle, niçin? Böyle kaliteli, böyle hoş, tövbe yani. Allah'ım affet, ifade etmekten acizdim, kusuruma ver ya Rabbi. O kadar bir Allah ki, bu saatte ha? Beşeriyetin
Yani evet, beşeri canibinden ya Rabbi, yani sen bize şahit ol. Seni şahit yapıyorum sana. Seni seviyoruz yani. Yani hakikaten Allah, yani seni sana şahit yapıyorum ya Rabbi. Sen şahit ol sana. Yani hakikaten ben sendeydim. Aynen öylesin ya Rabbi. Çok üzülmüştür orada herhalde. Ondan hadisi. Sen şimdi öyle değil misin? Tamam, ben de yani ben de üzüldüm şimdi. Nerede olduğumu düşününce üzüldüm. Aramaya gerek yok. Ya mesela böyle bir düşün. Günahın içindesin, Allah sende. Televizyon seyrediyorsun. Hiç uygun olmayan. Allah senin nazarıyla bakıyor. Allah bakıyor, ha? Bakamazsın. Evet. Bakamazsın diye bakıyor. Ya. Bunu bile bakmak ne zaman ya? Tam anlayamıyoruz değil mi abi? Tam. Evet. Malumattan mı? Tam şey. Yok, yani. Malumattan değil. Malumat şuura ve hisse ve latifeye dönüşmemiş. Tövbe aşağı. Malumat ilim değil daha. Malumat ilim. Malumat kafadadır. Kalbe inerse ilimdir. Vücutta gayrin nazarı var ama günahta Adem değil mi? Nazarı yok tövbe aslında. Günah diye bir şey yok ki bakarsan bütün de yani. Allah emreder, hasen olur, ne eder, kabi olur. Allah için günah yok. O da nazardır. Nazarın Allah'ın nazarındadır. Ama Allah için günah falan yok ya. Allah bir günah dediğim şey, Allah yapma dediği şeydir. Mesela cumartesi balık tutmak haram mıdır? Yok. Ama Allah Yahudilere dedi ki tutmayacaksın, oldu haram. Ama ben tutuyorum. Yahudi yanımda Yahudi, haram, bana helal. Hristiyanlara içki içmek helal, bana haram. Beşer canibinden günah var. Onun için hacalet haber. Hacalet haber bir şey yok ki. Onun için Allah hoştur ya. Her tarafımız gibi ayıp oluyor. Bunların içimi güre falan örtüyüm ben. Ama mektubatta mıydı? Lemalarda var. Böyle bir Allah'a karşı da hacalet haber bir şey olur mu? Ama bu Cemil ismi müsaade istemiyor örtü çıplak olmanı. Zat değil de Cemil ismi istemiyor böyle çıplak olmanı. Hatırladınız değil mi o şeyi? Mektubatta da. Yani Cemil ismi ve Latif ismi seni çıplak olman istemiyor. Diğer isimlerin umurunda değil ama bu isim istemiyor. Ne kadar güzel ya. Yani şimdi burada mısınız zannediyorsunuz? Şaka demiyorum ha. Neyi düşünüyorsanız orada değil misiniz? Ha yok, bedenle kendinizi kastediyorsanız buradasınız. Ben olan ben derken bedenimi kastediyorum diyorsan buradasın, öleceksin. Ama benle bedeni kastetmiyorsan, o zaman neyi kastediyorsan, o neyle meşgulsan oradasın. Bir daha söylüyorum. Ben derken bedeni kastetmiyorsan, ben derken neyi kastediyorsan, ne mertebe mertebedir. Ben derken aklı kastediyorsan mertebeyi akıldasın. Ben derken kalbi kastediyorsan mertebeyi kalptesin. Ben derken ruhu kastediyorsan mertebeyi ruhtasın. Ben derken eneyi kastediyorsan ben olan bendesin. O zaman konuştuğun şey onun oradasın. Onun için herkes farklı yerde şimdi. O zaman şey yine farklı oldu. Bizim o kim o ben kime soruyorsun diyen Muhittin Arap Hazretleri. O şimdi yine farklı oldu. Değişti değil mi? Şimdi ben hakikaten merak ediyorum yani. Ve duamda da diyorum yani, çünkü hadiste geçiyor. Şehit olmayı istememek münafıklık alameti. Yani ben inanıyorum. Ben öleceğimi hissetmeyeceğim. Abi ne demek? Sen de öyle inan. En aynı zeyni abdi bir. İnandığın gibi muamele göreceksin. Zarar olmaz. E tabi zarar olmaz ne demek? Emir var zaten. Allah'a nihayetsiz üstü zannedin diyor. Peygamberimizin şeyi. Allah'a nihayetsiz. Ya ayıptır ya, bu kadar da üstü zannedilmez. Lan nihayetsiz diyor ya, nihayet verme. Üstü zanın nihayeti yok. Allah'a bu kadar, ya Allah beni bu kadar affeder. Niye bu kadar affeder demiyorsun? Abi o kadar da olmaz ki dedi ya. Lan niye nihayet? Allah diyor, peygamber diyor ki nihayetsiz üstü zannet. Nihayet verme üstü zanına.
Bir sahabe diyor ki, ya Rabbi ahiret istiyorum, dünyada vermez. Resulullah dedi ki duasına, niye dünyada da istemiyorsun ya? Dünyada da versin. Dünya ve ahirette. Biz Allah'ı böyle çerçeveledik biz şeyi ya, daireyi ya. Kerpiç hikayesi niye? Kerpiç hikayesinden neyi kastettin? Altın hani... hani tamam anladım da neyi kastettin? Hani dünyada isteme ya olmasın tamam. Ya dünyada da istemiş. Yani olabilir. O tasavvufta da yani o iki tane şefkat tokatı demedi. O da var, o da var yani. Ama bu üstün mesela ahireti gaye yapmak, cehennemden kurtulmak, cenneti gaye yapmak men edilmiş mi? Yok, men edilmiş. Ama bize bütün böyle terkler verilmiş. Zaten cenneti yani. De terk et. Kerpiç. O da kerpiç de var, o da var. Ama biz mesela, rahmet halimiz. Yani mesela ben yani vicdanımı söylüyorum. Vallahi cennete kanaat etmem ben. Fıtratımda bu var. Bana seni gerek, seni gidiyor. İsteyene ver onu diyor cennete de. İnsanın fıtratında var, o fıtratı dile getirmiş. Yani insan cenneti bile kanaat ediyor. İlla Allah demiyor muyuz? İstemeyen var mı? Allah'ı görmek, Allah'la olmak. Cennetin üstün değil mi? Haşa tövbe estağfurullah. Cennet Allah değil ki ya tövbe estağfurullah. Mahluktur. Beni yaratanı merak ediyorum ya. Ben onu istiyorum hakikaten. Çünkü cennet haşa Allah değil, Allah'tandır. Allah'tan olana ben kanaat edemem. Ben Allah ile ancak tatmin oluyorum. Kim kendisi öğretti. Ahmet bin Amel Allah'ı görünce Fıkıh-ı Ekber'de yazıyor. Fıkıh-ı Ekber'de yazıyor, tamam mı? Ondan sonra ben gördüm dedi. Ahmet bin Amel 1 milyon hadisin ravisi. Ya Ahmet ben de ne istiyorsun dedi Allah diyor İsmail'in. Durdum diyor ilk defa. Allah bana tekrar öğretti. Ahmet sen benden bir şey isteme. Benden istediğim ben değilim. Bendendir. Sen beni iste. Ya böyle bir Allah ya. Kali tabi estağfurullah. Böyle bir Allah. Demiştiniz ya. Ha? Derste geçen. Cennette cehennemi çıkartırsan ne isteyeceksin? Yani? Ha? Ya nasıl? Cennette hani şimdi gayet cennet cehennem olursa Allah'ın cennet cehennemi olmadığını kabul edersen ne olacak? Sen ne halin ne olacak? Bir ne olacak evet. Gaye bu. Onu da çıkarttın. Cennet cehennemi ortadan kaldır. Ne isteyecek? Bittin ortada kaldın. Yani konu bağlı. Ben de şöyle hissediyorum abi. Cennette cennet yapan Cenab-ı Hakk'ı oradan tamam. Görmek. Cehennemi de cehennem yapan bundan mahrum kalmak. Çok güzel. Çünkü zaten o kapı kapanıyordu ya üçüncüde. Evet. Kapı kapandı. Artık zaten biliyorsun ki ondan mahrum kalmışsın yani. Ondan daha büyük acı olmaz ki zaten. Mesela ben cehennemden yani bilmiyorum hani istemeye çalışıyorum. Ne isteyeceksiniz biliyor musun? Hep istediğinizi ortadan kaldırırsanız daha isteyeceğiniz yer varsa kalmışsa tekrar onu istiyorsun. Onu da kaldır. Onu da kaldırdığın zaman artık isteyeceğin bir şey yoksa onu iste. Yani şu. Cenneti istiyor. Tamam mı? Cehennemi istemiyor. Cenneti istiyorum. Kaldır o cenneti. İsteyecek başka bir şey var mı? Yok. Ha o zaman öyle bir şey iste ki kaldırdığın zaman gene kendisi olsun. Allah'tır o. Padişahın dostu olan. Evet. Anladınız mı bunu? İstediğinizi bir kaldırın. İstediğiniz bir bakın bakalım ne kadar düşük olduğunu anlarsınız. Çünkü istediğinizi bir ortadan kaldırırsan isteyeceğiniz gene bir şey var kaldı. Öyle bir şey isteyin ki kaldırdığınız zaman ondan başka bir şey olmasın. Allah'ı ortadan kaldırırsanız isteyeceğiniz bir şey olmaz. Cenneti ortadan kaldırırsam Rıza ilahi var. Rıza ilahi ondan üstündür. Lika. Niye rıza abi? Mesela niye Allah'ın sevgisi değil de rızası? Yani Allah sevgisi senden yöndür. Senden. Senden onadır. Rıza ilahi ise seni onaylayan Allah demek. Yani öyle bir Allah diye cehennem endişesi vermemiş sana, cennet ümidi de şey yapıyor, öylerle meşgul etmemiş yani bunlarla sırf kendisiyle meşgul ediyor. Bunun işte bunun adı, bunu nasıl anlarız? Seni onayladığını gösterir, rıza ilahi olduğuna delil, seni bunlarla meşgul etmiyor. Maksat gaye o zaten değil mi abi? Evet, gaye o, oraya varmak için zaten cennete gitmek için gelmedik ki. Niye ben buradan gaye yapayım? Zaten oradaydık. Aa geldiğim yere gitmek için niye gideyim ya? Niye geleyim kardeşim? Hikmetsiz iş olur mu? Resul malımız olan asıl cevher ve istidat ve kabiliyetlerimizi, asıl sermayemizi
Neşrinemalandırmaktır. Peki neşrinemalandırmak, ya bu cevherler cennete verilmiş. Eğer neşrinemalandırırsan cenneti çıkıyorsun, cennetten de çıkıyorsun. Cennete makam nerede bak? Arşın altında. Arş ne olacak? Hadi biz cennete gitmek için geldik. Arşa kim gidecek? Lef-i Mahfuz'a kim geçecek? Arş-ı Azam'a kim geçecek? Kavkasya'na kim geçecek? Mecun'a kim girecek? Ulan cennetten, cennet aşağılarda. Aşağılar derken aşağı, haşa. Yani insanın fıtratına göre düşük demek istiyorum. Çünkü hizmet alan insandır, hizmet veren cennettir. Hizmet alan insan cennetten üstündür. Ben bu binanın içindeyim diye bina benden kıymetli değil ki. Hizmet vereni istiyoruz. Tabii ben hizmet mahallini kanaat edemem. Beni yaratanı istiyorum yani. Öyle bir şey isteyeceğim ki onu kaldırdığım zaman isteyecek bir şey kalmasın. Cenneti kaldırın. İsteyecek var gene. E niye cennete ben bu sebebi kanaat edeyim? Cennet ortadan kaldırdığım zaman. Peki cehennemi kaldır. Korkacağın gene var. Nedir o? Hayır. Cehennemi kaldırın. Gene korkacağın bir şey var. Daha beter. Adem. Kaldır Adem'i. Biraz önce söyledin. Celal. Öyle bir şeyden kork ki kaldırdığın zaman korkacak bir şey kalmasın. O da Allah. Cenneti gaye. Kaldır cenneti. Vücut alemleri. Kaldır şeyi. Cemal. Kaldır zat. Zatı kaldırsan isteyeceğin bir şey kalmaz. O zaman ben niye onu istemeyeyim ya? Kaldırdığım şey ortada hiçbir şey kalmıyorsa benim istediğim odur işte. Bana o istedadı vermiş. Tabii ya kulağıma ateş bastı ya. Şöyle demiştim Hasan abi, bazen şu çiçeği seyrederken ya da bir manzarayı seyrederken ya da evdeki bir hususi cennetinde bir mutluluk anı oluyor. Ben o anda kalabilirdim. Hayatın en kemal mertebesini o zannederdim ve çiçek. Çiçeği, manzarayı seyretmek ya da aile hayatımda ve köpeksin mesela, kedisin veya busun. Sen şimdi vay be. Daha üstünü hiç bilmezdim. Evet. İstemezdim de o zaman. İşte bu ne biliyor musun? Ben oto olabilirdim, taş olabilirdim, kağıt olabilirdim, bu olabilirdim. Ay, iyi bir yere bastım da var. Bu olabilirdim ve kendisini en üstün bilecekti. Bilmezdi ki canlılar var, bitkide kaldım. İşte Allah rıza ilahi bu demek. İstemeyi bilmezken bana istemenin nihayetini, donanımını vererek o donanımı istetmiş işte. Rıza ile bu. Sonuna kadar. Bekayı evet yani. Sonu sana takmış. Bekayı istiyor. Evet. Sonuna kadar istetiyor. Evet. Beka da istemiyorum yani. Beka da asmadır, istemiyorum. Zat. Bak şimdi. Beni bu olarak yaptı. Ben hayvanı bilemezdim. Arıyı bilemezdim. En üstün ben derdim. Çünkü aşağıda toprak var. Daha aşağıda da taş var. Üstünüm derdim. Ve öyle bir şuur idrak vermiş ki bundan fazla düşünemiyorum. Geçemiyorum. O zaman en iyi budur biliyordum. Değil mi? Ama bana öyle bir şey vermiş ki yarattıklarının hiçbirisiyle memnun olmayacak bir donanım vermiş. Zatından başka cenneti gaye yapmamış bana. Yaptırmamış yani. Birisi de çıkmış bunu bana söylemiş elhamdülillah bu zamanda ya. Çok evet. İnsan bunu duymamış bile ya. Çok canım hayal edemez. Bir de söylediğin zaman şu konuştuklarımızı hayal edemez. Canım gözüne görmez. Kızıyor sana. Ne diyor? Ne demek diyor? Cennet gaye olmaz. Tabii onlara denilir mi ya? Cenneti gaye yapma, cehennemden şey yapma. Bizim cehennemimiz cehennemin sahibini kaybetmek olmalı. Bizim cennetimiz cennetin sahibini bulmak olmalıdır. Böyle bir mantık kurmamış ki. Böyle bir şey risale okumamış ki. Bizim cennetimiz cennetin sahibini bulmak olacak. Bizim cehennemimiz cehennemin kendisi değil. Cehennemin sahibini kaybetmek olmalı. Cehennem bu bizim. Allah'ı kaybetmek olmalı. Cehennem olsa bir şey değil ki. Allah'ı kaybettikten sonra sen cehennemde olsan ne olur? Murat Dursun şey demişti de çok güzel. Diğer alimler diyor Allah'ın dinini anlatıyor. Risale-i Nur Allah'ı anlatıyor diyor. Vay be. Çok şimdi, acayip bir cümle. O zaman işte o cehennemi kaldırınca adam din hepsini kaldırdın. Bitti ki bir şey kalmadı. Yani. Adam anlamıyor. Nasıl diyor? Dünya şey ahireti ifade ettik. Sen kaldırdın yani. Yani. Batizan bunu derken nasıl, ne demek bu diyor yani? Ya o bana en güzel şöyle ifade etti. Ama işkence yapıyorlar. Ama orada çocuklarını koruyor. Söylemiyor. Hiçbir şey demiyor. Vücudunu kesiyorlar, biçiyorlar. En azapları veriyorlar. Ama o
Hiçbir şey söylemiyor çünkü çocuklarını, ailesinin namusunu ve vatanını koruyor. Ona cehennemde yakarken onun ruhu gül gül ister. Evet. Bağlılık var ya şey. Mesela mağaraya girip evrat eskerle meşgul olur. Evrat esker cennette makamını artırmıyor. Ama gitti evrat eskerini kapattı. He ne diyorsunuz arkadaş? Yani öyle mi? Söyle bakalım. Bak Elif B T S Y sonra ne sürü böyle böyle. Benim evrat ne oldu? Size zaman vermeyle bitti. Ömrüm bitti. Hani ben yapıp da terakkiye çıktım. Onu feda ettim. Cennetteki o makamı feda ettim. Size bir şey öğrettim. Eksiği değil, ümmetiydi. Tokat geliyor evet. O zaman değil mi? Ha? Tokat geliyor o zaman. Ha, yani cehennetimi de feda ettim. Ahiretimi feda ettim demek. İşte okuyacaktım evradımı. Manevi hazlar olacaktı. Hem dünya hem ahiret diyor. Evrat okuduğun zaman ahirette sebabı ifade eden, onu anlatan okuduğun anda peşin ücret alıyorsun, haz alıyorsun. Ben vallahi da billahi, tallahi söylüyorum. Allah'a bir şeyini yalan mı, kafir olur. Ben Kur'an okurken de lezzet alıyorum, namaz kılarken de lezzet alıyorum. Ben artık ücretimi alıyorum. Allah o ahiretten başka eşantından verirse ne ala. Ben Kur'an okurken de lezzet alıyorum, namaz kılarken de lezzet alıyorum. Aha şimdi saat kaç? 1:10 geçiyor. Sabahtan beri meşgulüm. Beş küsürdüm kalktığım zaman. Yani ben ücret almak mı için canım? Ücretim zaten kendisi. Ücret olmazsa bunu yapabilir misin? Peşin almıştı diyor. Hizmetin kendisi bana ücret gösterildi diyor. Bu da bir normal bir insan diyemez bunu. Bak ne diyor? Usta diyor ki hizmetin kendisi bana ücret gösterildi. Hizmetin kendisi. Şu anda ben alıyorum. Ben yatsı namazından aldım elhamdülillah lezzet. Ben namaz vakitlerinden inan gayet memnun oluyorum. Beni en çok mahzun eden saat akşam namazı ezanı oluyor. Çok beni perişan ediyor. Niye abi? Ölüm atılır. Ya ölümden değil. Böyle sanki her şey bitti. Koca bir gündüz çalıştık. Şey. Ya istiyorum daha fazla yani böyle. Yani kefen akşam yani istemiyorum yani. Ayrılığı istemiyorum yani, tamam mı? Siz o zaman izlen hakikaten inşallah bir izin. İstemiyorum yani. Hizmeti karanlığı, dar, kimsesi, yalnız öyle bir şeyler yok. Ben yapamam, tek olmaz. Niye oldu ya? Niye kapansın bu gece ya? Ben işim gücüm var, masada çalışıyorum. Niye akşam oldu? Tamam namazı iyi de yani hiç hoşlanmıyorum. Halimde yok. Kutuplara gitmek yok. Gerek. Yok yani istemiyorum, ben çok rahatsız ediyor akşam insanı. Hele hele bir de yatsı olduğu zaman var ya. Artık herkes yatacak. Bilmem ne. Yani yatmayı, durmayı, şeyi bana bir garip bir ölümden beter şey geliyor ya. Duracak, ne yapacak, kapanacak, yatacaksın. Böyle bir şey olur mu ya? Atalet gibi. Yani bir... Bunu sen ne yap? Ben yalnız yaşıyorum da akşam namazlarında ağlayarak. Yani doğru bak işte. Yalnız olduğum için. Tabii yalnız. Akşam namazından iyi oluyor işte. Onu merak ediyorum. Yalnız kalma. Oldu, bak işte akşam namazı ne oluyor? Şimdi yani. Buna girmeyelim kalsın. Vallahi kardeş elime geldi kadar yalnız kalma, öyle bir şey yok. Vallahi ya. Ya aferin lan, çok akıllısın. Niye bekarsın kardeş? Ya vakıf olacaksın ya evleneceksin. Olmaz ortada. Olmaz öyle. Hemen evleneceksin. Veya vakıf olacaksın. Bir başkası dese manyağın birisi diyor. Kardeşim olmaz cemiyette. Berzahtır. Ya heru ya meru olmaz. Ne cemiyet ne? Ya kardeşim yalnız kalanların ruhsal hayatlarının istikametini görmedim. Biraz dayanır bir sene, iki sene, üç sene. Üç seneden sonra yalaka yapıyor. Yani civata tutmuyor. Abi, çevireceksin tutmuyor. Artık pis, şey ruhsal durumları hep alt üstü. Ya işim benim bu biraz. Olmaz kardeşim. Ya vakıf olup cemaat sosyal tarafını güçlendireceksin ya evleneceksin, familya sosyal tarafını güçlendireceksin. Tek olmaz arkadaş, böyle bir şey yok ya. Bak hatta kusu günah yapmama ortamında yalnız kaldığından Adem Aleyhisselam, bak adam geldi bir şey ilk defa yalanına inandı o da. Azrail şeytan orada şey yaptı. Günahsız ortamda günah yapmasına sebep oldu yalnızlık. Sonra ne yaptı? Gel sosyal yapı hayata gir dedi. Aynı hayattan girdi. Vakıf olmadı. Girdi. Vakıf yetiştir dedi çocuğunu.
He tabii ooo sizden he. İlk vakıf. Bir rüyayı şey yaptım, onu kameradan sonra anlatacağım size. Sildin değil mi, o yayına girmedi. Daha önce bir yerde anlattım. Nerede anlattım onu? Ha, nerede? Neyse bir yerde anlattım. Ondan sonra bir girdi değil mi yayına bir saat? Bir saat bir... İhsan dersin. He, ama bir girdi değil mi sonra... Girdi sonra kaldı. Bak şimdi. Bak şimdi. İstikamet dersinde bir rüyayı, bir kardeşin gördüğü rüya. Bir kardeşin. Ondan sonra onu anlattım. Ondan sonra bu dedi ki, abi dedi, bunu dedi çok yanlış anlaşılır. Ya, yok. Abi dedi, rüyayı yanılamıyor. Ya bir şey olmaz dedim. Ondan sonra gece yarısı ateş bastı vücuduma. Herkes yattı değil mi o zaman? He, gece yarısı kaldı. Ders yayındaydı. He, yani ders yayındaydı. Kim ne oldu, kim ne dinlediyse. Şöyle oldu yani. Ondan sonra inşallah indirmemişlerdir kimse. İnşallah. Dinliyorlar sonra indirir. Çünkü bir saat olmuştu tam. Tam bir saat de olmamıştı. Sen yatıyordun. Bir saat, çünkü bir saat onu indiremezler. Ondan sonra... Bu sefer indirme süresi var. Yani. Geç bir saatte koymuş. Geç saatte. Gündüz değil. Bir de var abi. Yani 15-20 dakika indirecek yani. Tabii yani. Almanya 2 saat yeri de. Vesaire neyse. Vücudumla bir ateş bassa bir şey anlatacağım size. Ulan bir sıkıntı, vicdan, yanıyorum. Kalktım. Vicdanıma ilk önce sorarım. Abdestimi tekrar tazeledim. Nedir dedim, beni niye rahatsız ediyor? Neyin nesidir? Dedi ki git o rüyayı kaldır. İnan itimat edin bana. Bizimki beter mi? Yani kaldır onu çabuk. Yatamıyorum dedi. Kaldır. La ben görmedim. Kaldır o. Gittim hemen açtım. Hemen dersi sil. Yayın dişi yaprakı. Ondan sonra ertesi gün dedim ki buna yeniden o dersi yapacaksan o rüyayı sil. Ondan sonra yayın. Çok ilginç ama. Çok garip. Cennet ne isteyeceğim ki? Zaten deryada. Rıza ilahiye kaldı sıra. Peygamberimiz bırakmış, geçmiş onu ya. He ya. Vay be. Sahta gitmiş. Mahiyeti sorduk. He, mahiyet baş tarafta. Var mı acaba? Var. Var. Var ama mahiyeti diye geçmiyor. Geçmiyor. Ama o şekilde geçmiyor. Esaslarda direkt başlıkta. Direkt bu başlık var ya şu. Şu mahiyetidir. Çünkü burada innehu. Yani bu Allah'a mı raci, peygambere mi? Burası mahiyeti. İnnehu ve sınır basıyor. Yani. Burası evet. Kaynaktan bahsediyor çünkü. Biliyorsun mahiyet kaynaktır. Hakikat esma, dişe vuruşudur. Yani mahiyetin sıfatıdır. Yani mahiyet sıfata bakar, hakikat esmaya bakar. Ondan sonra zaten birincisinde miracın sırrı lüzumunu anlatıyor. Ondan sonra hakikatini anlatıyor ikincisinde. Hatta bunu Zır abi mi demişti, Rüştü abi mi demişti. Yani bu mukaddeme dediği mahiyetinden hatta sırrı lüzumu mahiyetidir demişti. Galiba Rüştü abi herhalde bu başı dedi. Hızır abi bana katkı yapanlar, yatırım yapan zatlardan söylüyorum. İşte Rüştü abi galiba burayı söyledi. Kargası budur dedi. İnnehu huve semun basir. Bunu tahlil etme. Şu var ya ilk sayfa. Şu ayetlerden şurası. İlk 560. Bu mahiyetidir. Hızır abi dedi ki bana dedi sırrı lüzumu mahiyeti. Yani oluyor. Ben ikisini cem ediyorum. Kamerayı kapatıp rüyaya mı geçelim? Yok. Miracın hakikatini okuduk mu? Yok, okumadım. Ha. Ne yaptık biz? Sizi geç. Allah'ı görmüş. O sıra ona mı geldi? Bak şunlar kaldı. Allah'ı görmüş ne demek? Ha Allah'a onu da anlattım işte görmüş. Var ya işte sema kapalı, bir delik var, oradan süzme iniyor, yani şua. İşte o şua, güneşe Allah de,
şeye dünyaya vuruyor ya, orası insan de esmalar vuruyor. Her esma vurdu mu? Seni yaptı. Ama her bir esmanın inerken dırr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 r
nihayetsiz mertebe. Sen bu nihayetsiz mertebeden bir tanesiyle olmuştun şu Esma'nın. Koy kenara. Yani şu süzmeden tırt kes. Bir kesit. Ha, bu kesitin adı seni yapmış. Bendeki o. Benden. Tamam mı? Ha, o zaman bendeki oyla ondaki beni birbirine mulaki olması karşı Allah görmektir. Sen bu sendeki Allah ile sendeki Allah ile Allah'taki sen, Esma'daki sen görürsen o işte Allah'ı görüyorsun ama Rabbul Alemin değil o. O bizim miracımız mı oluyor görmek? Evet, miracın oluyor. Ötesi de olmuyor değil mi? Yani o mert ama o ötesi derken ötesi o dibi yok ötesi olsun. O da nihayetsiz. Herkesin kaynağı da nihayetsiz. Bir tanesi dedi ki abi sonunda ne olacak dedi. Cennet git yüzü. Sonu yok ki sonunda ne var ne olacak diye bana soruyorsun. Cennet dediğin ne zaman nihayetsizdir zaten. Sonunu bulursan sorarsın. Sonu olursa dedim sorarsın. Sonu bulursan sorarsın. Sonu bul cennetin. Abi buraya kadar geldik, yaptık, ettik, işledik. Bundan sonra ne olacak? O bulursan söylersin. Abi seni nerede bulacağım o zaman? Ya zaten son demek nihayet vermek demek. Yani son da sıkıntısı... benim çok ağrıma gidiyor ha. Akşam namazı son veriyor ya. Son. Ne demek son ya? Son. Başka bir inkılap de ya. Başka bir şey dönüşüm de. Hani son yok böyle bir şey. Kainatta son yoktu. Filmi seyrediyorsun yani. Ha. The End diyor, son diyor. Son mu? Devam ediyor işte o. Seyrettiğin içeride. To be continued de devam ediyor. Şey, hani, her vakit mühim bir ikatmış olduğu gibi. Evet. Anlasın. Filmi seyrettin, herhangi bir film seyrettin. Tamam. Orada son yazdı ama son değil ki. The End. Sana girdi o. İleride. Ha, sende dönüyor. Devam ediyor, ileride çıkacak mısın? Evet.